yani Türkiye'nin bir defa bütünüyle bir anayasa yenilenmesine ihtiyacı var. Bunu kaçıncı defadır söylediğimi ben bile unuttum. Deminden beri size de anlatmaya çalıştığım üzere ta Abdülhamit döneminden başlayan ama en net bir şekilde Cumhuriyet'le birlikte kristalize olmuş olan bir Türk milliyetçiliğine dayalı bir devlet düzenimiz var. 24 Anayasası da, 61 Anayasası da, 82 Anayasası da bu kural, bu norm, bu temel prensip üzerine kurulu bir devlet düzeni öngörüyor. Şimdi yeni bir anayasa yapmak demek bu normu değiştirmek demektir. Bunun yerine başka bir norm koymamız gerekir. Benim önerim Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni anayasasını insan hakları kavramı temelinde bütün uluslararası insan hakları hukukundan çıkan temel prensiplere göre onları referans alarak yeni bir anayasa düzenini düşünmesi. Nedir buradaki temel şeyler? 1948 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 1950 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 1966 Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi, 1966 gene Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi, kadın hakları ile ilgili bütün kazanılmış haklar ve kadınların eşitlik talebiyle ilgili bugün gelmiş olduğumuz uluslararası standartlar, cinsiyet yönelimiyle ilgili, LGBTİ haklarıyla ilgili bugünkü evrensel standartlar neyse onların benimsenmesi, çocuk hakları bugün anayasada var, biz tarafız ama o çocuk haklarında da keza yerel yönetimler özellik şartı Avrupa Birliği'nin, orada da dille ilgili ve özellikle ilgili çok kısıtlayıcı bir takım rezervlerimiz var. Bunlardan tamamen arındırılmış bir biçimde bir temel norm olarak özgürlük, eşitlik ve yurttaşlığı bu ikisinin üzerine inşa edecek bir yeni anayasa normu üretmemiz lazım. Evrensel bir norma dayanan kendimizin olacak bir anayasa. Bunu kim kurabilir? Bunu biz kuracağız. Biz kimiz? İşte zaten bizim Türkiye Cumhuriyeti olarak sorunumuz orada başlıyor. Yani hakimiyet bila kaydı şart milletindir dediğimiz zaman şeyde 1921'de milli mücadelenin ortasında anayasayı yaparken ve orada işte halkın kendi mukadderatını bizzat ve bilfiil eline alması esasını benimserken bu halk kimdir? Kimlerden oluşur? Sorusuna gerektiği gibi bir cevap üretememiş olmamız. Önce bu halk Müslümanlardan oluşur diye bir karar verildi. Sonra bu Müslümanlardan oluşan halk Türk milletidir diye bir karar verildi. Oluşmuş olan anayasa düzeni ise bizim meselelerimizi çözmüyor. Yani yeni bir anayasa yapmak için biz kimiz sorusuna yeni bir cevap bulmamız gerekiyor. İşte o cevap partinin adında var zaten. Yani biz halklardan oluşuyoruz. Dolayısıyla bunu kim yapar? Bunu bana sorarsan, şimdi önümüzde seçim var. Bu seçimden sonra iktidara talip olan, yani şimdi bugünkü iktidar devam ederse zaten bunları unutacağız. Yani bir süre daha bu mücadele devam edecek ama bunlar rafa kalkar. Yani bu iktidar devam etmesi halinde Türkiye'nin daha ileri bir demokrasiyi düşünmesi mümkün olmayacaktır diye düşünüyorum. Belki bizi şaşırtırlar, bilmiyorum. Kazanırlarsa biz de umarız. Ama muhalefet bir parlamenter sistem değişikliği öneriyor. Bir anayasa değişikliği yoluyla parlamenter sisteme geçmeyi öneriyor. Şimdi onların da fark etmesi gereken şu ki parlamenter sisteme geçilmesi halinde Türkiye'nin sorunları çözülmeyecek. Parlamenter sistem sadece bize deminden beri konuştuğumuz bu farklılıklardan oluşan bir beraberliği mümkün kılmak için yeni bir anayasa yapmanın yolunu belki açabilir.